Ay 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 Benzema. Başlıyorum o zaman arkadaşlar. CL deneyimi nasıldı? Ya çok uzak stadyum. Çok uzak görüntü abi. Uzaydan izliyoruz resmen. Güzel kadro geldi. Fenerbahçe geldi adam. Şimdi şampiyonluk moraliyle oynayacak. Dikkat etmemiz lazım. Fenerbahçe logosu var. Adamda Galatasaray forması var oğlum. Resul mü acaba? Olabilir. Ben ne alaka ya? Oğlum Fenerbahçeli olup da gördüğüm en büyük Fenerbahçe düşmanı sensin bu arada. Bu kadar sevip Ali de. Ali Koç düşmanıyız biz. Ronaldo. Maç öncesindeydi. Bir dakika. Genel olarak maç zaten zayıftı. Yani ilk yarı özellikle uykumuz geldi. İkinci yarı biraz daha hareketliydi. Ama Şampiyonlar Ligi finaline yakışmadı. Yakışmıyor da yıllardır. Nerede? Inter taraftarı çok iyiydi. City taraftarı çekirdek tayfa tabii. Ay 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 Benzema. Önce İngiliz anonsçu bağırıyor falan böyle oyuncuları coşturuyor işte taraftarları coşturuyor. Sonra İtalyan anonsçu bağırıyor. İtalyanlar fena zaten adam. Bayağı sağlam bir sesi. Evet abi Ederson bile iyi oynadı ya gerçekten. Lions Esports. Bakayım Esports'umuz. Gerçi anlaşılmıyor ki herkesin kadrosu iyi ya. Bu adam çok e-sporcu kadrosuna sahip değil. Bir tane Haaland'ın pozisyonu var. O da yarım bir pozisyon. De Bruyne yine bir final maçında yok oldu. Evet o da iki maçlık iki sakatlık. Switch var lan. Ya Switch ver artık bak. Abi önündeki adamı alsam zaten topu alacağım. Neden zorlaştırıyorsun oyunu benim için? Ya bu oyunda sadece böyle bırakılıyor iyi oyuncuya karşı. Çok sıkıcı ya. Vallahi en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Ah ah. Mbappé'yi de çıkaralım ya. Lothar olalım. Ronaldo'yu çıkar mıyım bence? Bir tane pozisyonu düşer falan bir şey olur bu atar. Onu da geçeyim. Ronaldo çok iyi ya. Ronaldo'yu çıkar mıyım bence? Bir tane pozisyonu düşer falan bir şey olur bu atar. Çok iyi kart ya. Staminası olsun olmasın bir şekilde bitiriyor. Çok tuhaf. Evet tam olarak dediğim şey gerçekleşti. Yani bir şekilde önde kaldı ve vurdu gol oldu. Aynen öyle, aynen öyle. Başka yani yeni soktuğun oyuncu o bitirişi yapamaz mesela. Evet. Best kilmiş 4 sandım. Aloveyran uçacak yine bak şimdi bende hiçbir şey yapmaz. Benzema. Birincilikler güzel hocam. At tepiklemesi nasıl bir şey hep merak etmişimdir ama. Kim? At Çok tepiklemesi. kötü ya. Çok kötü. Tepiklendin mi daha Onun önce Resul? kötüdür o ya. Ben tepiklendim. Harbi mi? Harbi mi Aa, ya? aramızda tepiklenen biri Resul var. yaşamadığın yok ya. Yemin ediyorum var ya. Her Onu nasıl masanızda. başardın? Yok aşı şaşırdınız abi. Oğlum normal bir Tepiklenmedim. şey değil çünkü. Evet. Şöyle bizim Osman vardı abi, binmeye çalışırken vurmuştu arkadan. Osman mı şeyin atan adı? Evet. Vay. Osmanlı katı. Nasıl muhabbet o? Süren adamın şey atın süren adamın ismi Beyaz Saray mıydı peki? Hayır. Hayda. Güzel de kaliteli de. Hala gülüyorsun ya. Senin yüzünden gol yedim ya. Ya arkadaş dönün artık bak. Ben yukarı attım ilk anda baktım atamayacak. Yani niye bu kadar yavaş oynuyorum anlamıyorum bazı maçlarda. İyi oyuncuya karşı hiç olmuyor ya. Yavaşlarsa çok şansın azalıyor.
İşte iyi oyuncu buna izin vermiyor. Daha rahat hareket ediyorsun bazı oyunculara karşı. Net sağlık olsun. Belki 18'de bir hayır vardır. Evet, güzel kadro. Dikkatli olmamız lazım. Leech. Satılamazsa başka yere harcayacaksan o parayı tabii ki kim demişsin? Mendes, Balde. Balde bir tık daha iyi gibi geldi bana ya. Çok yakınlar ama. Peki Guardiola olsanız bir sonraki challenge olarak kendinize ne belirlersiniz arkadaşlar? Guardiola Türkiye Ligi'ne gelse çizeceği taktiği çok merak ediyorum yani. Bakın beyler, bu top Julian Alvarez gibi bir sezonda bütün kupaları kazanabiliyor. Oynayan topçulardan böyle çok iyi teknik direktör olacak dediğiniz bir adam var mı ya? Ben Arda'dan umutluydum aslında, kimse inanmasa da. Modric olur bence. Aa evet. Bana teknik direktör böyle olabilecek hissini veren en iyi pozisyon 8 numara ya. Bilmiyorum başkası ne düşünür ama. Guardiola 6 mıydı 8 miydi? 6'ya 6.5. 6.5 ha. Yani Rodri gibi. CR7. Onu da merak ediyorum. Evet, güzel takım. Odanı ilk kez göreceğim galiba. Yakalayabilecek miyim? Pas atacak. Aa. Oha, o nereye gitti ya o pas? Eyvah, Grealish'teydi. Neydi şimdi bu yaşadığımız sekans? MS sıkıntısı değil abi. Bu başka bir şey. Bu oyuncular topu aldığı zaman dönemiyorsun ve gidemiyorsun topla. Bu başka bir şey ya. Gecikme değil bu, ağırlık. Bak mesela çok basit bir pas attım şeye, Benzema'ya. Güzel. Oh. Bu nasıl gol ya oğlum? Golazo. Ne oldu oğlum birden sana öyle? Kazandık. Biz futboldan devam edeceğim. De haydi açalım. Firmino yapmazdım ben. Yaptım ve beğenmedim. Çok güzel başladık yine. Müthiş başladık. Olağanüstü. Eliminator hoş gelmiş. Teşekkür ederiz. Aleykümselam. Nice. Güzel. Yeriz. Şimdi önemli olan şey Ter Stegen'den başka bir şey açmak zaten. İyi bir şat. Kıvara attı kırmızı. Teo alıyorum ya. Değil mi? Teo evet. Haydi. Kıvara var zaten. Haydi bakalım. Açtım valla. İğrençsin, gerçekten iğrençsin. Biliyorsun ben de kıvara olduğunu biliyorsun. Kıvara alıyorum. Al kıvara. Biliyorsun ben de kıvar olduğunu. Birebir aynı mı attı gerçekten? Yargılanmalı ya. Yargılanmalı. Nadir oyuncu paketi. Peki nadir mi gerçekten içinden çıkanlar? Yo değil. Hep çıkanlar. Bir maç kırmızı, bir maç şeyle oynayacağız. Mavisiyle. Ultimate paket. İsminin hakkını veremeyen o paket. Parasının hakkını hiç veremeyen paket. Thank you.
Benim sıfırdan başlama videomu izleyebilirsin. Orada biraz yardımcı oluruz bence sana. Biraz değil, bayağı. Evet arkadaşlar, çok... Aha ne oldu? Bu ne lan? Aa, böyle bir oyuncu var değil mi oyunda? 10k. Zero'yu nereden buldun ya? Harbi Base Zero'yu nereden buldum ya? Abi bunlar, üzgünüm artık, 81 lirayım ben. Hayır, şu yukarısını boşaltabilirsin. Ha geç artık. Sana 1700 borcum var. Açtım. Ne iş var? Robby Keane nereden çıktı ya? Ben hiç görmedim bu sene onu. Hadi bir şey at. İyi bir şey at. Pahalı bir şeyler at. Lewandowski attı. Arkası güzel olabilir bu arada. Haydi bastım. Güzel bir şey at. Güzel bir şey at. Güzel bir şey at. Hayır.